Tuğçe, ne yapıyorsun be evladım? İki saattir yemedin hiçbir şey. Yesene şunu. Anne, sana bir şey söyleyeceğim bak ama öyle hemen karşı çıkmak yok, tamam mı? Tabii, lafa böyle giriş yaptığına göre kesin karşı çıkacağın bir şey söyleyeceksin. Söyle bakalım. Anne, ya önce bir dinle, lütfen. Bak, ben okul harçlığımı çıkarabilmek için evde ders vermek istiyorum. Evladım, bu çalışma meselesini sanıyorum konuşup halletmiştik, değil mi? Anneciğim, bak merak ettiğin okulumsa okulumu aksatmayacağım, hiç merak etme. Hem evde ders vermem sadece bir saatimi alacak. Hayatım, ben çalışıyorum, kazanıyorum. Senin çalışman gerekmiyor, sen okuluna gideceksin. Hadi kahvaltını yap, bu konu kapanmıştır. Anne, ben senin taksici olmanı kabul ettim. Sen de benim evde ders vermemi kabullenebilirsin. Hem ne var bunda bu kadar büyütecek, ben anlamıyorum ki. Diyelim ki kabul ettik, etmedim ya. De ki ettik. Düşün bakalım şimdi bu devirde. Kime ders vereceksin ha? Düzgün, doğru dürüst bir insan var mı? Ama ben buldum anneciğim birini. Buldun mu? Nasıl buldun? Kimmiş o bulduğun bakayım? İnternette ilan vermiştim, oradan buldum. O da Erhan. Erkek. Bir de erkek yani. Hayatta olmaz. Bu işi unut kızım. El alem ne der bize ya? Bir de eve erkek atmış derler. Herkesin gözü üstümüzde zaten. Yok. Anne, lise öğrencisi diyorum. Yani onlara çocuk deniyor. Erkek bile denmiyor. Hatırlatırım. Tuğçe, ne zaman gelecek bu çocuk? Bugün okul çıkışından sonra gelecek. Ne diyorsun, izin veriyor musun? Hadi bir gelsin, bir görelim bakalım. Anne ya, anne ya. İlla kılı kırk yaracaksın değil mi? Anneyim de onun için. Anne olunca beni daha iyi anlayacaksın. Hadi güzel kızım. Günaydın. Günaydın beynim. Günaydın Murat. Günaydın, günaydın Murat'cığım. Murat'cığım günaydın. Seni Kasım'la tanıştırayım. Yeni şoför arkadaşımız. Öyle mi? Hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Murat, gel sen şöyle bir geçelim bakalım şuraya. Geçelim ablacığım. Gel. Murat'cığım, Tuğçe liseli bir öğrenciye ders verecekmiş. Senin haberin var mıydı bundan? Vallahi abla bana söylemişti böyle bir isteği olduğunu ama öğrenci bulduğundan haberim yoktu. Peki sen ne diyorsun bu işe? Melahat ablacığım, madem böyle bir şey çok istiyor Tuğçe, hani hamburgercide falan çalışmaktansa bu daha iyidir herhalde. Haklısın. Hem yıllarca böyle köşkte büyümüş bir kız olarak kendi arşını çıkartmak istemesi de onun için çok olumlu bir düşünce bence. Sen de haklısın oğlum. Akasya Durağı buyurun. Var efendim tabii. Hemen gönderiyorum efendim. Melahat Hanımcığım, Mimoza 44. Hemen gidiyorum Nuri Bey. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol canım. İyi günler. Tuğçe Hoca siz misiniz? Evet, benim de. Siz kimsiniz? Merhaba hocam. Ben Erhan. İnternetten tanışmıştık. Ders verecektiniz bana. Yani ben ufak tefek bir lise öğrencisi bekliyordum. Siz gerçekten lise öğrencisi misiniz? Evet hocam. Lise 1 öğrencisiyim. Ama çiftlik iş gidince işte sene kaybı oldu. Ay Allah. Kaç sene kaybınız? 5. Anladım. Neyse hadi buyurun içeri de derse başlayalım. Tamam. Sen şöyle otur Erhan, ben hemen geliyorum. Tamam hocam. Evet. Başlayabiliriz. Başlayalım hocam. Tamam, başlayalım Erhan. Şimdi önerme nedir? Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere diyoruz önermeyi. İşte P, Q, R, S gibi harflerle gösteriyoruz. Örneğin P 2 nokta üst üste 4 artı 5 eşittir 2. Bu bir yanlış önerme. Anlıyorsun değil mi? Biraz anlıyorum hocam, evet. Bir önermenin olumsuzu ise şöyle oluyor. Bir önermenin belirttiği gibi yani bir hükmün olumsuzu alınarak oluşturulan önermeye diyoruz. P önermesinin olumsuzu da bu şekilde gösteriliyor. Anladım hocam. Annem geldi sanırım. Anneciğim sen mi geldin? Evet evet ben geldim. Birkaç gün önce karpuz almıştım, arabanın bagajında kalmış. Geçerken eve uğrayıp bırakayım dedim. Anneciğim, sana bahsettiğim öğrenci Erhan. Merhaba oğlum. Lise 1'e gidiyorsun öyle mi? Evet. Güzel. Mutfağa götür onları kızıma da önden git. Yerleştirelim beraber.
Kızın bu mu lisedeymiş? Anne, bana da sürpriz oldu ama gerçekten lisedeymiş. Kızım bu nasıl lisede okuyor ya? Koca oğlan bu. 5 sene sınıfta kalmış. Ne? 5 yıl mı? Aptal mı bu? Yani çok akıllı sayılmaz ama iyi bir çocuk. Neyse Tuğçe, kapatalım bu konuyu kızım. Anne, sen işe gitmeyecek misin? Ben işe bir şey gitmeyeceğim. Çalışıyorum mutfakta. Anne çok alemsin ya. Erhan burada diye gitmiyorsun değil mi? Konuşma. Al şu portakal suyundan koy, götür oğlana ikram et. Hadi. İşim var benim. Evet, ders çalışırken birer meyve suyu içeriz değil mi Erhan? Hocam size de zahmet oldu. Yok canım. Ne zahmeti? Bana bak. Ekmek ver şuradan bana. Bu oğlanı benim gözüm hiç tutmadı Tuğçe. Anne Allah aşkına, gözüm hiç tutmadı da ne demek? Yani ben bu çocukla evlenmiyorum ki, sadece ders veriyorum. Tuğçe'cim eve giriyor ama bu çocuk. Bana hiç tekin görünmüyor. Çocuk dedin, koskoca oğlan çıktı be evladım. Anne ben nereden bilebilirdim onun 5 sene sınıfta kaldığını? Neyse şimdi biliyorsun ama değil mi? Bu konu kapanmıştır. Hayatta olmaz öyle şey. Ben o çocuğu yarı yolda bırakmam. Konuşma. Kapı çalıyor, git kapıya bak bakayım. Hem anneciğim unutma ki ben senden bu işin izini de almıştım. İyi akşamlar Tuğçe kızanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. De börek yapmıştın da boğazımızdan geçmedi. Size getirelim, hep beraber yiyelim dedik. Ay neden zahmet ettiniz? Ya ne zahmeti canım, olur mu öyle şey? Melahat Hanım evde mi? Evde. Bir ona da bir merhaba deseydim ben. Melahat Hanım iyi akşamlar. Ah canım Safiye Hanımcığım, hoş geldiniz. Buyurun sofraya, hemen sofraya. Kızım Dili'ye bir sandalye koysana. Aa, biz yedik Melahat teyze, afiyet olsun size. Annem börek yaptı, onu getirdik. Bakayım. Oh, misler gibi kokuyor. Ellerine sağlık Safiye Hanım. Afiyet olsun. Hem börek getireyim dedim, hem de mahalledeki gelişmelerden sizi haberdar edeyim dedim. Ne gelişmeler var bakalım? Şükran var ya Şükran. Var, bizim Şükran, Mehmet Hoca'nın. Evet, hamileymiş. Ay çok sevindim buna. Kim söyledi peki size hamile olduğunu? Ay kendisi bize kuaförde söyledi. Daha çocuklarının bile haberi yoktu yani. Hadi canım. Yani bu yaştan sonra hamilelik olur mu? Yani 40 yaşından sonra çok tehlikeli. Sürekli doktor kontrolü istiyor. Teyzesi doktor çıkacak ya kızımız. Maşallah maşallah. Büyümüş de doktor olacakmış. De artık aslında Şükran'ın bileceği iş yani, bize pek düşmez yani. Vallahi çok sevindim. Hadi git teyzenle ikimize birer orta şekerli kahve yap da gel. Hadi kızım. Ya Murat'cığım, bu Tuğçe'nin bahsettiği liseli çocuk var ya. Evet abla. Gördüm ben oğlan, öyle çocuk mocuk değil yani. Koskoca oğlan çıktı karşıma. Nasıl koskoca oğlan çıktı? Tuğçe liseli demişti. Liseli liseli olmasına da yani, yaşı küçük falan değil. Düşünsene 5 sene üst üste sınıfta kalmış. Allah Allah. Yani bakışlarını falan da beğenmiyorum çocuğun. Böyle bir enteresan bir şeyler var. O kadar söyledim Tuğçe'ye. Gel kızım vazgeç şu oğlana, ders verme dedim ama dinletemedim. Ablacığım ben hemen gidip konuşayım Tuğçe'yle, ne yapayım? Yok olmaz. Bu sefer Murat'ı ayaklandırdın der. Hmm, sen en iyisi ne yap biliyor musun? Bizim evin önünden geçiyormuş gibi. Şöyle bir uğra, istersen çaktırmadan bir kontrol et vaziyet. Tamam ablacığım, sen hiç merak etme. Benim gözüm üzerlerinde olacak. Sağ ol canım. Günaydın arkadaşlar. Selamun aleyküm. Günaydın. Günaydın. Günaydın Seyit'ciğim. Günaydın abla. Hoş geldiniz. Kasım, kaçta geldin bakayım sen bugün işe? Vallahi babacığım, şafak vakti. Gün ağırdı ağıracak o vakitte. Sağ olsun Ali Kemal arkadaşım da horluya horluya uyuyordu. Hiç rahatsız etmedim ama, hiç. Aferin, işte böyle erken geleceksin her gün. Ben kitabımı okuyayım o zaman. Üçgenin 3 tane kenarı ve 3 tane iç açısı vardır Erhan'cığım. Üçgenler köşelerine yazılan harflere göre adlandırırlar. Mesela bu üçgen ABC üçgeni. Anlıyorum hocam. Ben şu kapıya bakayım. Aşkım ne haber? Buralara bir yere müşteri bıraktım da bir uğrayayım dedim. Murat, o kadar kötü bir yalancısın ki. Annem gönderdi değil mi seni? Bir kontrol et dedi.
Sinan abiden birazcık yalancılık dersi alsam iyi olacak herhalde. Nerede şu senin kazık kadar çocuk? İçeride mi? Şşt Murat, çok ayıp ya. Duyacak şimdi çocuk. Ya duyarsa duysun, bana ne? Gel hadi içeriye, bir şeyler ye, aç mısın? Of, hem de nasıl açım, iyi olur. Tanıştırayım Murat'cığım, Erhan. Merhaba Erhan kardeşim. Merhaba. Hayatım, siz burada dersinizi çalışmaya devam edin. Ben mutfakta bir şeyler atıştırayım. Ben hazırlasaydım sana. Yok yok, siz rahatınızı bozmayın. Siz çalışın, ben içerideyim. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi 3 çeşit üçgen vardır. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitkenar üçgen. Biz burada ders çalışırken içeride mi oturacak o? Ne oldu Erhan? Rahatsız mı oldun? Ya ne bileyim, biz baş başa kalırız diye tahmin etmiştim. İyi de biz seninle ders çalışıyoruz Erhan. Neden baş başa kalalım ki? Ya hocam, beni yanlış anlıyorsun. Kötü bir niyetim yok benim. Sadece sizinle baş başa kalmak hoşuma gidiyor. Erhan, neler söylüyorsun sen? Ne oluyor? Tuğçe, bak ben sana aşığım. Diyorum ki bir gün baş başa yemek yiyelim beraber dışarıda. Ya, ne dersin? Manyak mısın sen ya? Tuğçe, bak beni dinle, yanlış anlıyor. Kim neyi yanlış anlıyor? Topla pırtın pırtın, defol git bu evden. Hala bakıyor ya. Öğrenci dedik, manyak çıktı bu. Melahat abla hissettiklerinde haklıymış değil mi Tuğçe Hanım? Annem bunun hakkında az bile düşünmüş. Bu ruh hastası, ruh hastası. Aşkım ya, iyi ki gelmişsin. Bak bundan sonra okul bitene kadar çalışmak falan yok, tamam mı? Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun. Ay. Ay. Ay anne, Murat'ı iyi ki göndermişsin bugün buraya. Yani yoksa ben nasıl başa çıkardım o manyakla bilmiyorum. Ne yaptı Murat? Çocuğa böyle bir koydu kafayı, çocuk düştü buralara, sonra sepetledi gönderdi. Oh, eline sağlık Murat'ın. Pek iyi yapmış. İşte ben de seninle bu konuda hemfikirim anneciğim. Sen diğer konularda da benimle aynı fikirde olsaydın eğer, bu kadar sıkıntılar yaşamazdın. Ben sana dedim kızım, bu oğlanın suratında meymenet yok dedim. Sen bana güldün geçtin. Bak gördün mü ne hallere geldik. Vallahi anneciğim, zaten her dediğin çıkıyor. Yani müneccim misin nasıl anlamadım. Neyse bırak şimdi şu oğlanı. Sapıktan kurtulduk ya, şükretmemiz lazım. Tuğçe. Hı? O çerçevedeki resim ne oldu kızım? Sen mi çıkardın onu? Aa, yok ben çıkarmadım anne. Nereye gitti ki bu resim? Allah Allah. Benim olacaksın Tuğçe. Benim olacaksın. Yoksa yaşatmam seni.